Dostlar, herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün karşınızda 388 sunucusundan Sultan Melikşah Melik kardeşimizin hesabı var. Öncelikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Hesap hakkında hiçbir bilgim yok. Yani ne var ne yok inanın hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum dostlar. Melik kardeşimle anlaştık ki dedik hesabın videosunu çekelim. Sağ olsun o da. Paylaştı benimle. Hesaba giren ilk kişi sensin dedi. Çok sağ olsun. Öncelikle Melih'in birkaç tane belirtmek istediği ufak tefek şeyler var. Buradan 385'ten Mustafa abiye sevgiler saygılar dedi. Ve ayrıca kendi sunucusu olmak üzere 398 ve 387'ye selamlarını iletti dostlar. Herkese buradan selamımızı yollayalım. Soldan başlayalım. Bu arada hesabımız 1,4 neredeyse 1,4 milyar ve sunucular arası birinci Sultan Melik Şah Han olarak giriş yaptığını görebilirsiniz. Şöyle soldan bir karakterden başlamak istiyorum. Valla ben de çok heyecanlıyım çünkü benim girdiğim en yüksek hesap, en yüksek hesap. Şöyle özellik bonuslarına tıklayıp size bir hesabın maksimum girdiğim bu hesapta özellik bonuslarının nasıl olabileceğini göstermek istiyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Süslere geçelim. Ben süslerde sadece avatarı gösterme taraftarıyım. Oğlum adam 9 level tapınak bak. Adamda 9 level avatar var. 9 level tapınak, 4 level ebedi, bir hayalet var, bir şövalye, iki hayat, bir antik var. Ben bu hesabın açıkçası şeyini çok merak ediyorum. Cin dökümünü çok merak ediyorum. Bu arada eşyalarına girip şöyle ufak bir kaydırıyorum zaten. Bu eşyaların seviyesinden diğerlerinin de seviyelerini az çok anlayabilirsiniz dostlar. Şöyle isterseniz geri gelip bakarsınız. Buradan çıkalım artık. Bizim için önemli olan şeyler. Bu arada tam kayıttayız. Onu da görelim. Derecesi olabilir. Şöyle bir dereceyi görmek isteyebilirsiniz. Belki kral 5'ten kral 6'ya geçsin. 12 tane ebediyet tumarı istiyor. Gelelim şöyle karakterden başlayalım. Tüy sayılarımıza baktığımız zaman geçen girdiğimiz 1 milyarlık hesapta tüy sayıları biraz daha fazlaydı. Şöyle şekilden başlayalım. Şimdi baktığımız zaman 10 Michael, 7 Gep, 7 Rafael, 6 Uriel, 5 Lucifer var. Bu arada bu açı aralığında gördüğüm en iyi kanat seviyesi. 4 Samael, 3 Everal, 2 Sanlina, 1 Rain kanadı, Aslan Kartal, 1 adet geyik, 1 tane hayali kelebek kanadı var. Gördüğüm en geniş aktif kanada sahip hesap. Gerçekten helal olsun. Ya, bu arada hazır açık demişken şöyle bir VIP puanından da bahsetmek lazım. VIP puanımız 1300 yok 13.798. Çok affedersiniz. 13.798. Bu arada Melih'e faydamız olsun. Şu an 5. kattayız diye hatırlıyorum. Evet, buradan belki bir tane tan falan düşürürüz diye şöyle çıtırdan ben gitmek istiyorum. Zaten şöyle gidelim. Belki bir ihtimal düşürürüz. Bir faydamız dokunur. Buradan göstermem gereken şu anlık başka bir şey yok. O yüzden direkt şöyle kutsal ruh kısmına geçelim. Kutsal ruh tüylerimizde 1100, biner tane adedimiz var. Şöyle kutsallara girip bakalım. 10 seviye düş. 6 yıldırım, 6 alev, 6 güneş, 4 kar, 3 tan, 2 yakıcı, 2 rüya. Bir hızlı var. Bu hızlıyı daha önce hiç görmemiştim. Ama görüntü olarak falan çok hoş. Güzel. Kutsalları öyle üf falan değil. Yani iyi, çok çok iyi ama öyle üf falan değil yani. Bir şey çıkmadı buradan tabii 1,4 milyar olunca patır patır kesiyoruz. Şöyle bir kutsal askere gelin. Evet, hazır mıyız dostlar? Bastım. İrade 1, teminat 1, gözyaşı 1, soğuk 2, ruh 2, soğuğu 1, hortlak 1, rüya 1, alevli 1, 2, gece 1, Kartal 1, gözyaşı 1. Onun dışında yok. Yani çok iyi tabii ki. Çok iyi. Ama bunun bir tık daha iyisini görmüştük. Onda da gizemli de açıktı hatırlarsanız dostlar. Bu arada kötü item toplamayı burada kapatacağım. Tamamdır. Buradan devam edebiliriz. Şöyle bir tıklayayım. Aynen. Bunları zaten gördük. Geçen hesapta bununla yarışır. Gerçi bununla yarışır gibiydi aynen ya. Ama bunun da gerçekten çok iyi kutsal silah.
Zaten hani şunun açık olmaması ve bunun açık olmaması, işte şunun açık olmaması çok da önemli değil. Zaten hepsi açık. Buradan gelelim konuşlandırmaya. Konuşlandırma şekillerinde 3 ışık, 3 ejderha, 2 seviye karlığı görüyoruz. Ben açıkçası en çok merak ettiğim şey itemleri. Şimdi buradan diğer boss'a doğru yürüyelim. Aa, yoğurt etkinliğinden güzel. Yoğurt da alıyoruz bir yandan. Çantaya tıkladım. Evet. İtemlerimiz full 19 pembe. Takılarımız da pembe. Oğlum 19 pembe. Üstümüz full 19 pembe. Kolye küpe 19 pembe. Bileziğimiz 19 pembe. Yüzüğümüz 14'e 3 pembe. Yani bilmiyorum. Bu nedir ya? Sonra Fikret neden hesaba girmiyor? Bak burada bir düş düşürdük. Güzel. Bir düşümüzü aldık. Melih kanka bak bir düş aldım. Düşün full ama olsun. Bak olsun. İtemler mükemmel diyecek hiçbir şeyim yok. Bak ruh kısmına giriyorum. Bak adamın ruhu full. Bak hani full ruh. Hani ruhlarda olabilecek en yüksek seviye görüyor musunuz? Gerçi tamam bak birkaç tane ufak seviye var. Düşük seviye var. Normalin üstten ama baktığın zaman Miğfer'in de adamın yıldız bile var dostlar. Hani yıldızlı Miğfer var adamda. Şöyle bir gezeceğim ama bossları o kadar hızlı kesiyoruz ki yani odaklanamıyorum. Şöyle bir çantasını göstereyim ben size. 61 tane ölümsüz saflaştırma taşı var. Yani avın içinden mi geçiyoruz kanka sanki? Av puanını çok merak ediyorum. Onu da göstereceğim. Ayrıca depoyu da merak ediyorum. Tak girdim. Şimdi depomuzda yani 1,4 milyonluk bir hesabın deposunda ne olur? Hemen şöyle bir bakalım. 3 tane kutsal taşı bilezik. Bir tane hayalet taşı, 2 tane kısıtlı taş var. 6 tane Uriel, 3 Samael, 2 Everal var. 4 Alev, 3 Tan. Yani maşallah kanka. Diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Bu arada bu boss ölmemiş daha. Tamam peki. Şöyle bir mühürüne girelim. Mühürde en çok gördüğüm pembeye sahip. Full 5'li 6, 7 tane pembemiz var. Ve hepsi 19. Hepsi 19. Hepsi. Hepsi. Geldim artık babaya. Kutsal ekipman. Tıkladım. 2 yıldız yüzük bilezik. Bunlar tabii ki de pembe. Tabii ki de pembe. Baktığımız zaman ayakkabı 3, eşya 3, giyim 3, bileklik 3, zırh 3, küpe 3, kolye 3, miğfer 3. Üstü full 3. Bilezik ve şeyi yüzüğü şu an 2 ama onlar da yakında, çok yakında 3 olacaktır diye düşünüyorum. Kutsal ekipmanı full. Direkt full yani. İz madeni de çok şansa dayalı olduğu için mesela baktığınız zaman yine 4 tane 3 seviyesi var. Gördüğüm en yüksek yüksek seviye yani en yüksek seviye ize sahip. Yani bir şey diyemiyorum. Gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum. Şöyle bir binek hayvanı tıklayalım. Bu arada 5 dakika olmadı daha. Boss evi 5. katı 5 dakikada döndük. Şöyle bir gireyim ben buraya. Şöyle bir kaydırayım. Siz hani merak ederseniz böyle ileri geri sarıp şöyle bir görebilirsiniz. Geldik asıl baba konuya. Binek hayvanlarımız. Melikşah nelere biniyor? Adamın evinin kapısının önünde neler var? Onlara bakacağız. Attan başka. Tıkladım. Bir daha tıkladım. Bir tane savaş kurdu. Balık delisi kedi. Gölge geyiği. Kanlı akrep. Canavarların kralı. Sihirli şövalye. Büyük uluma. Toprak muhafızı. Öfkeli canavar. Rüzgarların efendisi. Kaplan desenli kedi. Buzdan peri geyiği. Buzdan fil. Kutsal ışıklı fil. Orkide canavarı. Peri köprüsü. Altın ejderha kral. Biter ardısın artık. Bit. Erik geyiği. Cehennem arabası. Antik büyülü akrep. Yıldırım ejderhası. Kutsal sema kuşu. Karanlık hapishane. Kumlar Kralı. Bu arada İngilizce yapmışlar bunu. Yani maşallah sadece 3-4 tane açık yok. Ve baktığımız zaman yani diyecek çok da fazla bir şey yok gibi gibi geldi bana yani. Ben şöyle bir sessiz sessiz şöyle bir cin dökümüne tıklayayım. gördüğüm kadarıyla göbeği full. Değil mi yani? Bak ben full'ü bilmiyorum dostlar. Yani benim full bir hesabım yok. Anladınız mı? Ben full'ün nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama galiba
Adamın göbeği full. Yani bunu nasıl anlarız mesela? Buradan senteze geliriz, tamam mı? Runik deriz. Pembe bilgi yükselt taşı. Maksimum ne? Bilgi gücü yükselt 3 özellikli, değil mi? Mesela bunu buradan anlayıp cin dökümüne gelip bunu yorumlayabiliriz. Yükselt. Yükselt. Aynen. Göbek full. Adamın göbeği full dostlar. Cin dökümünün ortası maksimum yani. Bundan daha iyisi yok. Bak. Bundan daha iyisi yok. Full 3 değil mi? Aynen full 3. Sol taraf full 3. Sağda da 2 tane 3 var. 2 tane sadece koruma ve yaşam. 2 seviye ama onlar da 8. Diğeri de 3. 3 mü 8 mi? Yani tam anlayamıyorum artık. O kadar karmaşık düşünün yani. Şöyle bir ayrıştırmalarını da göstereyim sizlere. Gelelim karanlık ekipmana. Karanlık ekipmanda bir kötü gölge kılıcımız var. 10 seviye. Bir de alevli kral asası var. 10 seviye. Diğer hepsi 10-11 seviye karışık. Buradan meslek ekipmanına tıkladım. Meslek ekipmanı ve karanlık ekipman yeni geldiği için hani bunlar tabii ki de ahım şahım olmayabilir. Karakterin yanında ufak tefek kalabilir. Bu çok doğal. Burada baktığımız zaman şövalyede 3 tane 3 seviyesi var. Lord kısmında Lord mesela bir tık zayıf kalmış. Papa'da baktığımız zaman 2 tane 3 seviye. Melek'te pembemiz var. Bu arada ben ilk defa pembe görüyorum. Yani buranın full pembe olduğunu düşünürseniz ne kadar güzellik alır buradan, ne kadar güç alır düşünebiliyor musunuz? Gelelim hapis eşyası kısmına. Hapis eşyada hepsi kırmızı. Burada sarı iki yıldızımız var. Burada oğlum pembemiz var lan. İlk defa görenler şu an bir like atmadı mı peki? Oğlum bu ne? İlk defa görenler şu an bir like atmadı mı peki ya gerçekten? Melik kardeşim eline koluna sağlık. Bu nasıl hesap? Devam ediyoruz dostlar. Daha bitmedi. Bitmedi yani. Bastım. Şimdi canavardan başlayalım. Tabii ki de maksimum canavar sayısı. Yani ne olacağını zannediyordunuz ki? Ha. Yani giyilebilecek her şey giymiş. Melik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Dostlar, adamın canavarı full. Yani bildiğiniz full, dümdüz full. Full yani. Hani daha iyisi yok. İki de adamın yedek pembesi var, kafayı yiyeceğim. Geç kutsal silah geç. Oyundan soğudum geç. 6 seviye tanrıça gözyaşı. Orak. Ya 7. Ruh 7. Geçiyorum, hazır mısınız? Olympus full. Sessiz uyum. 6 seviye. Yıldırım kükremesi full. Vanilin fısıltısı. 5 seviye. Kırmızılara geçiyorum dostlar. Hazır mısınız? Oyundan soğudum. Öfkeli bela 5. Yok edici kılıç 1. Şehir hastası 2. Kalp sesi 1. Bu gördüğüm en yüksek kırmızı seviyesi, ayrıca turuncu seviyesi. Tamam, Olympus'u çok fazla gördük full seviye ama yıldırım kükremesini ben daha önce hiçbir zaman full görmemiştim. Pembelere geçiyorum. Lütfen iki seviye yapmamış ol kanka. Lütfen. Bak lütfen. Oh tamam, yapmamış dostlar. Sakin kalabilirsiniz çünkü pembeleri açık ama iki seviye yok. İki seviye olsaydı ben gerçekten çıldırma aşamasına girebilirdim. Çünkü bu çok abartı gerçekten. Benim bünyemin kaldırabileceğinden daha fazla. Ben böyle şeylere alışık değilim. Lütfen şeytan ruhuna geçelim. Şimdi şeytan ruhunda ekletimiz henüz full değil. Ama baktığınız zaman az kalmış diyebilirim. Şimdi canavarlar, şimdi her şeyimiz çok güzeldi buraya kadar. Ben şahsi fikrimi söyleyeceğim. Bence şeytan ruhu şu ankinden daha iyi olabilirdi. Sıcaklığımız 7000. Bunun bir dakika şimdi bak, bu lafları bana yutturacak bir şey olabilir. Ben bir dakika laflarımı şimdi geri alıyorum. Devam edelim. Ben kaburu şeytana tıklıyorum. Kaburu şeytan da burada lin farah açık. Onun dışında canavarlarımızda seviyelerini görüyorsunuz. Kırmızıya geçiyorum. Kırmızı da Michel açık. Bu arada ben Michel'i ilk defa görüyorum. Yani pembenin de eğer şeytana açıksa açık. Aa, kafayı yiyeceğim. Oğlum bu ne? Michel, Ludwig. Bak, Michel'in üstüne giydiği 3 ekipman da pembe.
Oğlum adamın pembesinde iki seviye ilk kaosu, bak iki seviye ilk kaosu var ve Ludwig açık. Bak tamam, mükemmel, bak inanılmaz iyi. Ben çünkü Michel'i ve Ludwig'i asla görmemiştim. Ama dostlar şöyle bir şey var. Bu arada bunu eminim çoğu kişi görmemiştir. Ama baktığınız zaman bence benim şahsi görüşüm, mesela atıyorum bunlara kırmızı pembe ekipman yerine bunların atılımları şu an full olsaydı, bence gücümüz şu an hani 1,4 milyona yaklaşık diyoruz ya, 1,4 kesin olurdu. Bence kesin olurdu. Çünkü yani atılımlar çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Kraliyet Sarayı'nda ısıtma yaptıkça ödül artıyor ya. Ödülümüz arttığı zaman bizim, bakın, mor elde etme şansımız çok düşecek. Mesela bakın bu hesap 10 tane şeytan çatlarsın. Onunla da girsin. Orada kazanacağı eşyalarla mor kazanma ihtimali çok düşük olacak. Hep daha üst seviyeler kazanacak ve atılımları yapması çok çok zor olacak. Mesela çantasına baktığımız zaman mor çok az. O yüzden benim şahsi görüşüm, önce atılımları en kötü bir kırmızıya çekelim. Bak atılımlar en kötü bir kırmızı olsun. Ondan sonra hepsini kırmızı yaptıktan sonra bence üstümüzü giydiririz. Ama gerçekten mükemmel, gördüğüm en iyi şeytan ruhu diyebilirim. Dostlar gerçekten bu, hani şu an bu noktadan sonrası kesinlikle benim kendi yorumum olacak. Hesap gerçekten mükemmel. Melik kardeşim eline koluna sağlık. Yani bu hesap hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Hani bu hesap gelir benim hakkımda bir şeyler söyler. Ben onun hakkında değil. Abi şuna bakar mısın ya? Oğlum bak, kanat çırpışlarına baksana, bak 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 bak. Telefon falan kasıyor yani. Gerçekten çok güzel. Şimdi ne gösterebiliriz? Tıklayalım av puanına. Av puanımız 2340 dostlar. Yani alışverişin avın içinden geçilmiş zaten. Başarılı, harika yolculuk imzala kısmından. Toplamda 177 kez giriş yap. Günümüzü nereden görüyorduk yani, bir saniye. Alo. Tamam neyse. Ben onu yorumlara şey yapacağım. Video daha fazla uzmasın. Şöyle bir kara borsasını göstereyim. Dostlar. Müthiş. Yani müthiş. Bu arada o tüyü çekerdim normalde. Direkt çekerdim ama tabii ki birinin şey yaptığı, birbirine bir şeyler verdiği belli. Mesela bunu da şu an biri birbirine aktarıyor. O yüzden tabii ki de böyle bir şey yapmayacağız. Hesap çok güzel. Siz bu hesap hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ne düşünüyorsunuz? Şimdi baktığınız zaman bu hesaba, şöyle tıklayayım tekrardan. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Melih'e buradan da, Melik kardeşim eline koluna sağlık. Ayrıyetten teşekkür ederim bana güvendiğin, hesabını paylaştığın için. Hesap çok güzeldi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Artık daha fazla uzatmıyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın.